Evet arkadaşlar, biraz geceden kalmayım ama ekstrem haftalar bunu affetmez. Şimdi motor fuarındayız. Motor fuarını gezdikten sonra belki bir şeyler alırız, bilmiyorum. Çünkü şu an çok kalabalık. Fakat geceden kalmayız ya. Evet. Neydi lan? Motor fuarını gezeceğiz işte. Ondan sonra snowboard'a geçeceğiz Erzurum'a. Bunları hiç uyumadan, 2 gündür uyumuyorum. Uyumadan Erzurum'a geçeceğim. Ama şimdi motor fuarını gezelim. Hadi pat. Al, gidiyorsun. Mesela gücü yetmedi. Hafif ön frene kilitledim. Bam, bir koyduk. Tekerdeyiz. Huzur. Buradan da arka frenle tık 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 tık. SX125. 125'lik tekere gelir. Aprilia Türkiye'de çok duyulmamış bir marka. Buna aynı zamanda Süper Moto bakıyor diye biliyorum, KTM servislere. Bak şimdi kim geldi? Kampımızın en çok çalışanı bir arkadaşımız. Evet arkadaşlar, şimdi Erzurum'dayız ve mükemmel bir kamptayız. Ben ilk önce kendi konuşmamı yapıyorum, sonra size soruyorum. Olay şu, farklı kıtalardaki, aynı düşüncedeki insanların buluştuğu kamplar bunlar. Hani böyle bir şey anlatırsın ya, ben gidiyorum mesela, atıyorum bir backflip yapıyorum. Ama İstanbul'a kendi arkadaşlarımın yanına döndüğümde bunu anlattığımda kimse bir şey anlamıyor. Hani bunu, duyguyu yansıtamıyorum. Ama burada herkes bunun için çabalıyor, aynı duygular, aynı ekstrem duygular, müthiş bir hissiyat. Ve burada o aynı kafada insanların buluşması mükemmel bir şey. Şimdi bu kampın kurucusu, ne bırakıyorum Sun. Selam, ben Sun. Bu kampın kurucusu tek başıma ben değilim bu arada. Hamza benim ortağım, beraber yaptık her şeyi. Onun da emeği çok büyük ama en çok benim emeğim var. Şaka. 50-50 her şey. Bu kampı şunun için yaptım ben. Önce ondan bahsedeyim. Ben ses yükselsin diye. Ben snowboard'da ne yapmak istiyorsam ve ne görmek istiyorsam, bana ne yapılmasını istiyorsam onları yapmaktı tek amacım. Ben hiç airbag'den atlamadım ya da işte hiç böyle antrenmanlar yapma şansım olmadı hiçbir yerde. O zaman dedim ki ben yapayım, başkaları yapsın ve ben de yapayım aynı şeyi. Kendim yapayım o zaman dedim yani. Kimse bana yapmıyorsa ben kendim yapayım, başkaları da faydalansın gibi bir düşünceden çıktı benim bu şeyim. Sonra da Hamza sağ olsun bana çok destek verdi. Hamza senin diyeceklerin şimdi yapıyoruz. Ama sesini yükselterek. Yani aslında buradaki olay daha çok snowboard'un yanında böyle çılgın birkaç insanın bir araya gelip hem keyifli zaman geçirmesi hem spor anlamında bir şeyler katmalısınız burada. Amacımız o. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Bu kampların tabi ikinci ve üçüncüsü de seneye, sezon içerisinde olacak. 2, 3, 4, 5, 10, 15, karşı koyamayacağınız şekillerde olacak. Evet. Aslında bu kafadaki insanların buluşmasını sağlayan etkinlikler bunlar. Tabii öyle yani. Tam olarak ve mesela hiç bunu yaşamamış insan, ben bunu arıyordum deyip sonra çıldırıyor ve hepsine geliyor ve aynen. Bir anda tek başına geliyorsun ve bir sürü arkadaşın oluyor aynı kafada, o mükemmel bir şey. Şimdi asıl farklı bir konu, bizim hocalarımızdan bir tanesi Elit burada. Elit backcountry dediğimiz bir olay var. Ben kısaca bir özet geçiyorum hani halk diliyle. Backcountry tesisin olmadığı yerlerde, daha çok bol karda, hani böyle yürüyerek çıktığın veyahut da kar motorlarıyla çıktığın yerlerde şov yapan adam burada. Şimdi sen biraz daha bunu halk diliyle anlatırsan sevinirim. Sonra neler yapıyorsun? Tamam. Ne anlatacağım? Benim normal iş, nerede ne yapıyorum? İlk önce backcountry'yi anlat, tamam, sonra burada ne için bulunduğunu anlat. Ama biraz ses yükselsin. Tamam, okey. Backcountry neydi? Yani biz vahşi dağlar gidiyoruz. Tesis ama bu arada o... kendini tanıt. Amerikalı'ya git. Tamam, okey. Ben Elit Hall, Amerika'dan geldim Türkiye'ye 7 yıl önce. Türk çocuğum var. Türkiye'de çok snowboard yaptım. Her yerde gezdim. 4 ay Rize'de kalıyorsun. Normalde 2 sezonun içinde 4 ay Rize'de kalıyoruz. Kaşgarlar'da kalıyoruz. Backcountry. Backcountry İngilizce bir kelime ama Türkiye'ye götürdük. O ne demek?
dağ var ya, kayıt bir kez ön tarafta varsa back, ne demek arka tarafta, back country, dağın arkası. Dağın arka tarafta kullanıyoruz. Yani tesis yok. Biz vahşi yerlere gidiyoruz. Bazen car motosikletle, bazen yürüyerek bizim şey skateboardlar var, tur kayıklar var. Beraber dağa tırmanıyoruz ve ondan sonra tam hiç kimse dokunmadan taze kar kayıyoruz. Ve bu olayın şöyle kritik noktaları var. Biz Elit'le burada da bir vadiye girdik. Elit çığ şeyi, profesörü mü diyeyim? Yani çığ. Yani profesyonel, yani uzman diyebiliriz. Şey mesela çığları test ediyorlar, hani bir şeyle bakıyorlar ona, bugün çığ olacak mı falan filan. Mesela vadiden gidiyoruz, sağ açılmayın diyor, mesela soldan gidin diyor. Biz Elit'i takip ediyoruz. Farklı bir bolkar deneyimi de yaşıyoruz. Onu da biz yarın çekeriz, hani sana dediğim videoyu. Evet. Onu da araya koyarım. Başka anlatmak istedim. Mesela burada yani, ne anlatmak istedim? Yani bizim backcountry'dan bizim en büyük yeşil çiğe gündemde şey, biz American Airlines Institute'dan sertifika aldık, profesyonel sertifika. O ne demek? Bizim için çiğler bir bilgisi, şans yok. Kazalar yok yani, hiç kim, her şey bilerek yapıyoruz yani. Accident, there's no such thing as an accident diyoruz endüstride. Şuraya bir ara dipnot geçmek istiyorum. Mesela airbag'de de herhangi bir sıkıntı oldu mu, o şişme yatak diyeyim, şişme yatak açıldı mı Elit hemen durduruyor ortamı. All right. So today finishing shaping the jump. We got Janet Bobo, owner, working with us, trying to get some good pop on this so we can get some hang time up onto the airbag. We got another 15 centimeters of snow last night. We've been moving snow all morning, but it's gonna be awesome. All right, absolutely beautiful now. Got our test done. Everything's looking good. Ready to roll for tomorrow. Evet arkadaşlar, Elit her şeyi hazırladı. Nasıl, ne diyorsun? Ah, iyi. Şu an hazırız. Şu an test ettik, his bulduk. Her şey iyi, her şey iyi. Hazır mıyız? Nereden girmemiz gerekiyor? Kaçıncı şu bayrak? Şu an şey, Macbeth bayrak var ya. Evet. Oradan başladık test etmeye. Backflip yaptık, cork yaptık. His üçüncü bayrak mı? Bir, iki, üç. Evet. Üçüncü bayraktan. Daha yukarı gidiyorsan arka taraftan geçeceksin. Çok çok tehlikeli. Daha yavaş gidiyorsan ara içinde, çukur içinde düşeceksin. Yani bu biraz ekstrem. Evet, ekstrem. Dediğim, tamam, yan taraftan çıkmam lazım. Arka taraftan çıkıyorsan duvardan düşeceksin. Ve o tarafta fanlar var, motorlar. Onlar vurmak istemiyoruz. Anladın mı? Yani o his noktadan tam düz git. Fren koyuyorsan yeterli his olmayacak. O en kötü bir şey. Korkuyorsan daha hızlı gitsin. Tamam mı? Hatırla. Korkuyorsan daha da hızlanman gerekiyor, yoksa ölürsün. Bir tersi yapar. Evet. Herhangi bir riski kabul etmiyor. Backcountry'de olduğu gibi. Hiçbir risk de kaymıyor. Mesela şişme yatak açılıyor, herkesi durduruyor. O şekilde güvenliğini sağlıyoruz. Evet, evet, ondan profesör bu konuda. Evet, ve neden bu etkinliğe katıldım? Çünkü şey, benim yaş 14'ten sonra kayak endüstri içinde çalıştım. Tüm şey departmanlar çalıştım. Tesisler, kahvedacılar, restoranlar falan çok önemli hayatımda. Ve şu an teknik support yapıyorum yani. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var, hani başlangıç seviyesi falan düşünmeyin, gelin yani, çekinmeyin, yazın. Hani her türlü seviyeye şey yapıyorsunuz, sen çıkıyor, ben de çıkıyor. Hangisini? Evet. Backcountry mi? Yani genel olarak bu kamplar olsun. Ha, backcountry'de bence... İnsanlar çekiniyor ve yazamıyor ben. Ha evet, var öyle insanlar ama backcountry'de kesinlikle orta seviyede olmanız lazım bu arada. O ayrı bir konu ama bunda başlangıç seviyesinde oluyor olmanız, yani düz kayabiliyor olmanız yeterli oluyor.
Bizim burada amacımız biraz havada kalmayı, başlangıçta havada kalmanın ne olduğunu öğrenmek. Çünkü havada ne yapacağını bilemediğinde düşüşlerin korkunç olabiliyor. İleri seviye için de havada yapabileceğin hareketlere çalışmak güvenle. Güven ortu, güvenli bir yerde. Düşüşün çok güvenli, çıktığın yer çok güvenli falan gibi. Böyle. Evet, şimdi zaten bundan sonra yarışmaya geçeriz. Zaten Elif aralara videolar çekti hani balon hazırlanırken. Ondan sonra hani nasıl bir hazırlanışı var veyahut da risk olduğu noktaları falan çekti. Bunların hepsini koyacağım veyahut bir de yaptığımız volkanları da koyacağım. Her şeyi koyacağım. Hatta bir gece yürüyüşü yaparsak o da güzel olabilir. Evet. Şimdi diğer nereye geçiyorsak oradan görüşürüz. Pat 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 pat. Yeah, this is incredible. Look at that. Absolutely beautiful out here. So sick. We're out in Ejder 3200. Azrum, Turkey. Conditions are fantastic. We got about 30 centimeters of snow last night. Now we got blue skies for the afternoon. This is just an incredible finish to the day. Get in here. Yeah. Yeah. Beautiful day out here. Evet, şu an Türkiye'nin en iyi kadın riderlarından Ceren gelecek. Bir tane deneyeyim ya. Hayır hayır, gel gel. Haydi Ceren. Beni gereksiz gerdin şu an. Şu an gerildiğini söylüyor. Oradan hızlan, oradan hızlan. Haydi Ceren. Şimdi ben de deneyeceğim. Onları çekeriz zaten. Duysun diye bir altı. Özge sakatlandı arkadaşlar. Omzuna bir şey oldu. Kadınlar ikincimiz Ceren. Çakma Ceren. Ceren çok değişmişsin. Ceren gömleğini değişmişsin. Saçını boyatmış. Ceren aynı ya hala. Of, çok yorulmuş. Birimiz Seden. Seden. Tamam. Bravo. 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 Bravo Seden. Harika. Lidabor. Yeah. Sen de ve diğer birinci kimse ol. 3200'den sezonluk iki bez alacaklar. Birinciler. Bravo. Tamam ve bizim son kim? Evet, erkekler birinciyi açıklıyoruz. Çok çabaladı. Biri bir tık daha korkuttu gibi ama başardı. Söylenenleri İko. İko. Haydi. Adam kürsüye yabancı. Bas robotu temsil et. Sonra da. Evet. Bas robotu. Bir robot nereye geliyor? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bas. Hadi. Senin de isteğini alalım. Evet. YouTube için güzel oldu. Ama bence Eren'le paylaştık gibi ya. O kork attı. Ben de double back flip attım. Al kanka. Böyle güzel bir kamptı. Sume teşekkür ediyorum. Amza'ya teşekkür ediyorum. Elta teşekkür ediyorum. Asıl son olarak bu seviyeye getiren Hasan abim benim. Ben de seni seviyorum abi. Ve video bu kadardı. Görüşmek üzere. Çak 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 çak.